de lipitlerin diğer alt grubu yağlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Yağlar, esterler, nötr yağlar ya da trigliseritler adını verdiğimiz bir organik moleküldür. Peki nasıl sentezlenir yağlar dediğimizde? 3 yağ asidi ve gliserol diğer adıyla gliserin birleşir ve bir nötral yağ oluşur. Moleküller birleşirken aralarından su çıkacaktır arkadaşlar ve reaksiyona giren monomer sayısından bir eksik burada da aynen su çıkacaktır. Fakat burada durum biraz farklı. İnceleyelim. Şimdi 3 yağ asidi bir gliserolle birleştiğinde evet bir yağ oluştu. Yani bir nötr yağ oluştu ve 3 su açığa çıktı. Fakat buradaki oran 3'e 1 oranıdır. Eğer siz 300 yağ asidi kullanırsanız 100 gliserol kullanmalısınız. Dolayısıyla 100 yağ oluşacak ve 300 de su açığa çıkacak. O zaman buradaki oran 3'e 1 oranıdır ve 1'e 3 oranıdır. Ona dikkat ediyoruz. Peki yağ asidi ile Buraya baktığımızda yağ asitleri ile gliserol arasında kurulan bağ incelendiğinde arkadaşlar bu bağın adına ise ester bağı adı verilir. O zaman burada da 3 tane ester bağı vardır. O zaman bir yağın sentezinde 3 ester bağı var. Zaten olaya da esterleşme adını veriyoruz arkadaşlar. Peki dikkat edelim. Bir yağın yapısında kaç monomer var dediğimizde cevabımız 4. Peki bir yağın yapısında kaç çeşit monomer var dediğimizde bir bakalım. Acaba yağ asidi ve gliserol kaç çeşit? En az iki çeşit dersiniz arkadaşlar. Ama bu yağ asitlerinin hepsi birbirinden farklı olabilir. A, B, C. E zaten gliserol başka bir çeşit. Dolayısıyla da en az iki çeşit maksimumda bir yağın yapısında dört çeşit monomer vardır diyeceğiz. Peki yağlar? ne işe yarıyorlar dediğimizde yağlar evet depodur. Yağlar aynı zamanda yapısaldır. Yani hücre zarının yapısında da görüyorsunuz depo. Biz daha önce ya da günlük hayatımızda izlenimlerimizden bildiğimiz bir şey deri altında depolanıyor. Bu bize nasıl bir adaptasyon avantaj sağlıyor? Isı izolasyonu sağlıyor arkadaşlar. Aynı zamanda çok zayıf bir insan düştüğü zaman kemiklerinin kırılma olasılığı kilolu bir insanın düşüşüne göre daha fazladır. Çünkü yağlar bizi mekanik etkilere karşı koruyacaklar. Şimdi yağların tiplerinden bahsedeceğiz. Şimdi bitkisel yağlar, hayvansal yağlar. Biraz önce ne demiştik? Doymamış yağ asitleri kökenli ise bitkisel, doymuş yağ asitleri kökenli ise eğer o yağ hayvansal yağlar hayvansal yağların enteresan bir oluşuma katıldığını göreceğiz. Şimdi bir margarin inceliyoruz. Margarin nerede katı? Şimdi öğrencinin yorumu şu hocam margarinler de katı biraz önce hayvansal yağların e, katı olduğunu söylemiştiniz ama margarinlerin bitkisel olduğu söylenir. Peki margarin nasıl oluşur dediğimizde margarinler bitkisel yağların hidrojen bombardımanına tutulmasıyla aslında bir anlamda sanki bir plastik üretiliyormuş gibi üretilen özel bir besindir. Ve dolayısıyla da tehlikeli bir besindir arkadaşlar en çok damar duvarına birikme eğiliminde olan yağ margarindir diyebiliriz. Peki sabun? Sabunlar da yağların hidrolizinden oluşan aslında alkali metal tuzu kabul edilirler arkadaşlar. Sabunlar yağı çözer ama alkali metal tuzu olduğu için onun dışında katı yağ, sıvı yağ ve kuru yağ başlıklarında tekrar edelim. Katı yağlar hayvansal, sıvı yağlar bitkisel, kuru yağlar da bitkisel nitelikte ama açık havada kaldıkları zaman kuruyan yağlardır diye söyleyebiliriz. Peki şimdi yağların özelliklerine geri dönelim arkadaşlar. Yağlar en çok enerji veren organik bileşiktir. Ama buna rağmen ikinci dereceli enerji ham maddesi olarak kabul edilir. Şimdi onun neden üzerinde biraz çalışalım. Şimdi İkinci dereceli enerji ham maddesidir. Enerji ham maddesi soru işareti. Şimdi öncelikle bu ne demek ona bir bakalım. Bir şeyi enerji verici reaksiyona sokmak demek onu solunumda kullanmak demektir arkadaşlar. Çünkü solunumda ancak enerji elde edersiniz. Peki yağlar neden en çok enerji verdiği halde ikinci dereceli? Çünkü arkadaşlar yağ asitleri incelendiğinde yağ asitlerin moleküler yapısında hidrojenin bol olduğunu göreceksiniz ne alakası var peki Hidrojen bol oksijenli solunum reaksiyonlarında elektron taşıma sistemi aynı zamanda hidrojenin taşındığı bir sistemdir ve ETS'nin son hidrojen alıcısı oksijendir o zaman şöyle bir şey gerçekleşiyor. Ne kadar çok hidrojen taşırsanız ETS'de o zaman o kadar çok ATP üretirsiniz. En çok enerji verme nedeni çok hidrojen taşıması. Ve aynı zamanda enteresan bir şekilde ne kadar çok hidrojen ETS'de taşırsanız oksijene o kadar da ne açığa çıkar dediğimizde su. Çünkü solunum suyun da oluştuğu bir reaksiyondur. ETS'ye su yolu da denir. Peki o zaman yağ asitleri solunum reaksiyonuna girdiğinde metabolik su oluşumuna neden olurlar diyoruz arkadaşlar ki bu metabolik su hangi canlılarda işe yarar dediğimizde bir kere göçmen hayvanlarda durmadan su içmeden göçe devam ediyorlar. Ya da çöl hayvanları yağları depolarlar ve metabolik su oluşumunda bunu kullanırlar. Nasıl yapıyorlarmış metabolik suyu? Elektron taşıma sistemine hidrojen aktararak. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Şimdi yağların parçalanması sırasında açığa çıkan hidrojenlerin suya dönüşmesi için çok oksijen çekmesi gerekir. Çünkü yağ asitlerin hidrojeni bol. Bu yüzden çok oksijen çekiyor. Bu bir dezavantaj. Bu dezavantaj ama bunu nasıl avantaja çevirdi bazı canlılar? Metabolik su ihtiyaçlarını karşılayarak. Peki en kolay parçalanan organik bileşik kim? karbonhidratlardan glikoz. Dolayısıyla birinci sırada glikozu kullanıyoruz, ikinci sırada yağ asitlerini kullanıyoruz. Peki çok fazla ekmek yediğinizde arkadaşlar ve çok fazla protein aldığınızda göbek kısmınızda yağlanma olduğunu fark edeceksiniz. Peki bunun nedeni ne? Ekmekle yağın ne alakası var? Evet siz fazla şeker aldığınızda onu neye dönüştüreceksiniz? Yağlara ve özellikle kalça ve göbek kısmı ya da kollarınızda yağ dokunun arttığını göreceksiniz. Peki gelelim için yağ depolarız? Biraz önce de söylemiştik arkadaşlar bizi mekanik etkilerden koruyor bir. Aynı zamanda deri altında ısı izolasyonu sağlıyor iki. Özellikle kutup bölgelerinde yaşayan memeli hayvanlar ya da kutuplardaki o büyük memeli balinalar vesaire dediğimiz canlıların yağ dokusu çok fazladır. Ve soğuk sularda donmalarını engeller. Onun dışında ham madde olarak yapıya katıldıklarını söyledik. En çok enerji veren organik madde ama ikinci dereceli enerji ham maddesi olarak kullanıldığını söyledik ve buraya baktığımız arkadaşlar yağların mitokondrinin içinde, ER ve stoplazmanın içerisinde sentezlenebildiğini ve sentezlendiği yeri de söylemiş olduk. Müzik